Sevgili gönül dostları efendim, iyi akşamlar diliyorum. Bugün yine özel bir yayın. Özellikle kas hastalıkları ile ilgili detaylı olarak konuşacağız. MS'dir, Parkinson'dur, Cerebral Palsy, Myasthenia Gravis, distoni gibi hastalıkların travmaları ve nerede araması gerekiyor. Özellikle böyle bir durumunuz varsa sevdiğiniz bir dostuna, dostunuza haber verin diyorum. Aylin Hanım hoş geldiniz sizlerde. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Şöyle bir rahatlayalım. Şimdi kelebekler değersizlik travmasıyla ilgili belli yerlerde. Oya Hanım hoş geldiniz. Eylem Hanım, Eylem Ya, Necda Hanım. Nuray Hanım. Hoş geldiniz. Efendim, öncelikle seminerleri çok soruyorsunuz. İzmir, Ankara ve İstanbul seminerleri var. Alttaki numaradan detaylı bilgileri alabilirsiniz. Sonra Almanya'ya, sonra Antalya'ya gideceğiz. Vapaki var arada. Dardimir, iyi akşamlar. Efendim, hoş geldiniz. Şimdi... kızım 9 yaşında konuşamıyor. Naçizane hamilelik travmalarına bakmanızı, daha sonra da kendi çocuğun yaşadığı travmalara bakmanızı tavsiye ederim. Özellikle de çarşamba yaptığım yayını iyice dinleyin. Geçen çarşamba günü çocuklarla nasıl çalışılır yayını yaptık. Onun tekrarı var. YouTube'a da var bu arada, onu izleyin derim. Bir dakika, neymiş? Sizi rüyamda gördüm, bipolar bozukluğu hakkında bilgi verir misiniz? Evet, rüyada gördüğünüz için özellikle cevaplıyorum. Bipolar bozukluğun ana travması cinsellikle ilgili mahrem bir travma, utanma travması. Aslında beyninde, yani iki bölgede, iki lobda etkileniyor. Hem sağ lob hem sol lob. Beyinde sağ lob yani daha depresif bir lob. Sol lob ise daha manik bir lob. Daha hareketli, daha böyle enerjik. Burası daha duygusal, bu taraf daha ne diyelim, detaylar, yani her lobda her şey var ama burası daha matematiksel vesaire. Burası böyle daha çılgın bir mod. Sol taraf, sağ taraf daha depresif. Sağ taraf tetiklendiği zaman kişi depresyona giriyor. Sol taraf tetiklendiği zaman kişi maniye giriyor. Travma ne? Travma cinsellikle ilgili utanma travmaları. Cinsel utanma travmalarında genelde böyle cinsellikle ilgili her şey burada oluyor. Ses çok az geliyor. Bakayım. Valla 3 kez yazıldığı için ciddiye alıyorum. Bir saniye bekleyin. Şusunu attım. Şimdilik. Şu an nasıl? Şimdi cinsel utanma travmaları bütün, yani cinsel utanma, bakın bizim danışmanlarla yaptığımız toplantılarda konuşuyoruz sık sık. Cinsel utanma travmaları yani birçok farklı kategoride olabiliyor ama böyle yani tacizden, altına işemekten, başkasını cinsel aktivitede görmekten, sizin öyle yakalanmanızdan, tacizde maruz kalmaktan, daha kötüsünden, anne babayı çıplak görmekten, basit bir cinsellik içeren bir durum ya da pornografiyi hazır olmadan görmek ve karşılaşmak, her şey olabilir.
yani illa büyük bir cinsellik olmasına gerek yok, tamam, ama cinsel. Eğer kişi de bipolar, çeşitli psikoz durumları, OKB, sosyal fobi, tikler, yani Tourette sendromu, saç koparma, başka söylemediğim bir şey kaldı mı bununla ilgili? Bazen anksiyete olarak da söylenebiliyor. Gibi şeyler varsa ve mesela bazen cinsel yönelimler vesaire falan, yani birçok takıntı ve şeyler, hepsi cinsel travmayı gösteriyor. Cinsel travmayı çözdüğün zaman cinsel utanmayı hepsinin de çözülme ihtimali olabilir. Cızırtı. Cızırtı olmaması lazım ya. Yani Furkan Genç. Yani bunu şeye sorabilirsin, Nihat Hoca'ya. Ama güzel soru. Öyle yap. Ama öyle yaparsan da şimdi Türk TL'ye ayıp olur. Şimdi efendim MS vesaire anlatacağım. Şimdi bakın. Telefonların ses iyi. Narsistik kişilik. Narsistik kişilikte de bazen cinsel utanma olabiliyor. Bazen yani böyle dayak, şiddet travması olabilir. Göz seyirmesi zaten MS hastasıyım. Muhabbet gücüm, sizlerle ne yapacağım bilmiyorum. Seans veriyor musunuz? Ben kendim seans vermiyorum. Ama 30 kişilik, 30 hatta 30'u aşkın sayıda uzman psikolog kökenli Neuroformat ekibim var. Bizzat bana bağlı çalışıyorlar ve de onlardan biriyle çalışma alabilirsiniz. Hatta yani eğer kendinizin ciddi bir durumu varsa çok tavsiye ederim. Çünkü yani bazı olaylarda insanın kendi çalışması kolay olmayabiliyor. Göz seyirmesi de dikkat. Göz seyirmesi aslında genelde bir gördüğü şeyle ilgili kala kalmakla ilgili, yani şaşırmak. Gözün kala kalmasıyla ilgili. Çok büyük böyle bir kal geliyorsun yani. Gördüğün bir şeyle ilgili. Bugün o an kitabını aldım. Güle güle okuyun efendim. Umarım fayda sağlayacaksınız. Geniz eti koku travması olabiliyor. Bazen elde edememe travması da olabiliyor. Bipolara kendiniz çalışmayın. Bizim ekiple de çalışmayın. Çünkü bizim ekiple çalışma yapmıyor. Bipolar gibi bir olayda kişinin depresyona düşme ihtimali olabiliyor ya. Depresyonda da eğer kendine ya da başkasına zarar verme ihtimali varsa, ki biz öyle insanlarla çalışmıyoruz çünkü biraz şey gibi, şimdi oturup gerçekten bir kişinin bir cinsel utanma travması var ve onun sebebi, o sebep olduğu şekilde bipolar var kişide sonuç olarak. Kişi çalışma sonrası, ana travmayı çalıştıktan sonra depresyona girebilir. Depresyona girdiği için de belki kendine ya da başkasına zarar verebilir. Sen zaten kişiyi iyileştirirken biraz kişi yalpalıyor ya. O iyileşme dediğimiz önemli. O dönemde ne olacağının garantisi olmadığı için biz de bipolar ve psikozları çalışmıyoruz. Bilginiz olsun. Ama bizim ekipte olmayan, güvendiğimiz, çok sevdiğimiz Neuroformat eğitimi de almış bizzat benden. Başka eğitimleri de kullanarak çalışan biri var. Bizim ekipten o kişiyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Malin melanom saldırı travması. Malin melanom olduğu bölgeye saldırı. Şimdi efendim yavaş yavaş geliyoruz. Efendim göz tikinin travması da cinsel utanma genelde. Bu arada birçok insan çocukları söylüyor bakın. Eğer
bir hastalık ne kadar erken yaşta çıktıysa onun anneden gelen bir travma tetiklenmiş olma ihtimali en yüksek. Yani bir çocuk eğer 3, 4, 5, 6, 7 yaşlarında falan rahatsızlandıysa kendi travması da olabilir. Yani kendi mesela atıyorum küvezde sonrasında yaşadığı bir olay da olabilir. Ama o travma tamamen anneden taşınmış bir şey de olabilir. Aklınızda bulunsun. Yani bir şey ne kadar erken yaşa doğru başladıysa bu sizin şeyiniz de olabilir. İlla çocukta ilgisi yok atıyorum sizin. 7 yaşından beri çıkan, devam eden bir sorununuz var. Belki annenizden geliyor. Bu arada illa bir şey sonradan çıktı diye kesinlikle annenin bununla ilgisi yoktur, herhangi bir şekilde üst jenerasyondan gelmez diye bir iddiam yok. Ama genelde eğer bir şey geç yaşlarda ortaya çıktıysa genelde senin kendi travmanla ilgili. Mesela dün değil, evvelsi günü değil, Perşembe günü bir hanımefendi yayına katıldı. Hatırlıyor musunuz? Anlattı, kendini göstermedi ve bir çocuğu 9 yaşında saç kıran olmuştu hatırlarsanız ve kendisi hamilelik travmasında çalışıyordu ve 12 yaşında çalışmayı yapıyordu. Çünkü yeni öğrenmişti bizi. Çalışma yaptıktan bir ay sonra çocuğun saçları çıkmıştı. Bayağı ciddi bir şekilde. Çocuk tamamen kelken bayağı saçı bir ay sonra bayağı çıkmıştı. Şimdi çocuğun olayı yani saç kıranı 9 yaşında başlıyor. Yani aslında burada baktığın zaman çocuğun kendi travması olduğunu düşünmek daha mantıklı geliyor. Çünkü 9 yaşına kadar neden beklemiş? Yani neden 3 yaşına çıkmamış? Neden 5 yaşına çıkmamış? Neden 2 yaşına? Yani 9 yaş biraz da artık belli bir noktaya gelmiş gibi. Ama olabiliyor. Yani burada annesinin yaptığı açıklama şuydu. Çok üzerinde stres vardı demişti. Yani aslında hamilelik travması çalıştığı ve 9 yaşındaki saç kıran yani olan saç kıran 12 yaşında geçtiğine göre demek ki travma annenin travması. Ve 9 sene boyunca çocuk saç kıran olmamış. 9 sene beklemiş yani olayın çıkması için. Bu bence biraz geç. Ben normal 9 yaşındaki birisine saç kıran olduysa derdim ki acaba çocukken bir şey mi yaşamış yani. Ama hamilelikten gelmiş. Yani illa garantisi. Burada şöyle oluyor. Annenin travması belirli bir ikinci bir travmayla ya da yüksek bir stresle gün yüzüne çıkabiliyor. Aklınızda olsun. Yani bazen bir şey geç de çıkabiliyor. Anneden de gelebiliyor. Ama her zaman değil. Yani çoğu zaman öyle olmuyor. Yani bir şey annenin travmasıyla başlamış olabilir. Tetiklenmiş. Yani aslında potansiyel sahibi olabilir. Tetiklenmesi başka bir stres döneminde olmuş da olabilir. Burada olduğu gibi yani 9 yaşında stresle tetikleniyor çocuğun saç kıranı ama aslında sebebi stres değil, annenin travması. Şimdi MS'e geliyorum. Ses berbat. Ya bakın sese herkes 0 ile 5 arasında puan verebilir mi? 0 ile 5 arasında puan ver. Herkes yazsın. 5 çok iyi, 0 berbat. Ona göre karar vereceğim yayını açıp kapamamaya. 0 ile 5. Saç koparma cinsel utanma travması. Bu arada bak, gördüğünüz gibi bayağı 5 var, 4 var yani. 0. 0 diyen Nigar Hanım, siz bir girip çıkın. Yani gördüğünüz gibi sizle ilgisi olabilir konunun. Çoğu kişi 5 yazdı. Efendim, özel yayına hoş geldiniz. Amacımız bugün MS ile ilgili, Parkinson ile ilgili, ALS ile ilgili, miyastani gravis, cerebral palsy gibi, distoni gibi hastalıkların
kökenini, yani olayın mantığını anlamaya çalışacağız. Umarım yani size çok faydalı olacak bu yayın. Yani bir sevdiğiniz birisi varsa mutlaka şu an ya da sonrasında yayını dinlemelerini tavsiye edin. Çünkü bence mesela kas hastalıkları bizim çok fayda sağladığımız hastalıklardan bir tanesi. Açıkçası en büyük kanayan yarımız ALS. ALS de çok açıkçası %100 şöyledir böyledir diyemiyorum. ALS biraz diğerlerinde çok iyileşmeler, çok güzellikler görsek de ALS'de bir şekilde böyle durdurmayı biraz yavaşlatmayı başarsak da bir türlü geriye alamıyoruz. Şimdi bu tür kas hastalıkların travması anlık kala kalma, çok büyük kararsızlık, ne yapacağını bilememek. O kadar büyük bir sert bir travma yaşıyorsun ki beyinde hani savaş kaç reaksiyonu vardır ya, sempatik sinir sistemi devreye girdiği zaman yani savaş kaçmak adına beyin bir reaksiyon yapmaya karar veriyor. Ya savaşıyorsun ya kaçıyorsun. Ya pasif ya aktif bir şekilde kendini korumaya çalışıyorsun. İkinci bir ihtimal, daha sonra üçüncü bir ihtimal daha var. O da donma ya da ölü taklidi yapma refleksi. Şimdi ölü taklidi yapıyorsun. Bu çok eski bir refleks ve sadece insanlarda yok. Bütün yani belirli gelişmişliğe ulaşmış tüm canlılarda bu ölü taklidi yapma refleksi var. Yani bir şeydi, bunun İngilizcesi de fight savaşmak demek, flight kaçmak demek, freeze donma. Yani donma, dona kalıyorsun. Fight, flight, freeze derler. Tamam mı? Yani herkesin aslında kabul ettiği bir reflekstir. Bu refleks yüzünden, çok ilkel bir refleks olması yüzünden beyin eğer belirli bir kasla ne yapacağına karar veremezse o kası durduruyor. Ve yavaşça o kası aslında donduruyor. Donduruyor yani. O kas öyle taklidi yapıyor diye düşünüyorum. Şimdi bu arada epilepsiyi de bu gruba koyabiliriz. O epilepside ise ana olay yani karar verememe, dona kalmadan ziyade hareketine mani olma. Yine bu her zaman üzerinde gittiğimiz şu şeye gideceğim. Efendim huzursuz bacak sendromu direkt belli bir yerde ne diyelim kapalı kalmak, hareketine izin verilmemeden benzeri travmalarla ilgili. Şimdi bu grafiği hatırlayın. Bu grafiği dün yaptık, kanser üzerinden anlattık. Şimdi bu grafik, aynı grafiği MS üzerinden anlatacağım. MS, Parkinson vesaire. Şimdi bakın burada travma eğer belirli bir aman bu arada ikinci kurun slaytları. Bunu hatta bununla ilgili ne olduğu ile ilgili bakın bu grafiği böyle çok basitçe yine anlatayım. Bu grafikte şurada zaman, yani sağa doğru giderken zaman artıyor. Yukarı doğru çıkarken enerji artıyor. Burası travma yaşandıktan sonra vücudun verdiği tepki. Sonra burası travma bittikten, yani her şey normale dönmeye başlarken vücudun normale dönüş çabası. Şimdi burada aslında yani dünkü yayında yine biraz basitçe anlatmaya çalıştım ama çok dünyanın en basit olayı değil. Şimdi
Burada normal bir şekilde hayatına devam eden bir insan var diyelim. Tamam mı? Hatta bu sadece insan değil, bütün yani böyle basit olmayan belli karmaşık canlılarda aynı şey var. Travma, yani tehlike başa geldiği zaman beyin, vücudu bir anda hareketlendiriyor. Belli organların kapasitesi arttırılıyor ki kişinin hayatı, daha doğrusu bir şekilde kurtulsun. Kişi savaşır, kaçsın. Bak burada başka bir ihtimal daha var. Freeze, yani donma, tamam mı? Yani burada amaç ne? Burada amaç kapasiteyi arttırmak. Ya da düşürmek. Bazen düşürerek de hayatta kalabiliyorsun. Ki MS'de ve felçte, kısmi felçtir vesairedir. Bunlar da bu sefer olay nerona? Yani sorun ölü taklidi yapılarak çözülmeye çalışılıyor. Yani travmaya kişi ölü taklidi yaparak, refleks olarak, donarak şey yapmaya başlıyor. Şimdi neyse, biz başa dönersek, yani olayın geneline dönersek, kapasite arttırdıktan sonra ne yapıyor vücudu? Yani o hangi kapasite, hangi organda arttıysa bu sefer o organlara ödem ve bakteri gidiyor. Burada nekaat dönemine giriyoruz ki bunun adı kuluçka diğer bir ismiyle. Ondan sonra nekaat döneminde kişinin belli bir bölgesi ödem ve bakterili oluyor. Sonra hızlı bir şekilde iyileşme krizinde şurada hızlı bir şekilde ödem ve bakteri atılıyor. Sonra birkaç defa daha bu olabilir. Belli bir süre devam edebilir. Ödem bakteri atılıyor. Ne oluyorsa bakın. Kasların iyileşme krizi nedir biliyor musunuz? Kaslardaki ödemi, kaslar hızlı bir şekilde kramplarla atarlar. Yani kaslar kramp yaşar. Bu ne biliyor musun? Sanki böyle bir havluyu sıkarsın ya, yani ıslanmış bir havluyu sıkarsın ve de içindeki ödemi çıkarmaya çalışırsın. Kaslar da aynısını yapıyor. Kramp dediğimiz şeyler aslında iyileşme ödemini kaslardan dışarı atmaya çalışmak. Şurada iyileşme krizinde. Tamam mı? Yani eğer bir kas kramp geçiriyorsa iyileşme krizi yaşıyor. Yani eğer kalp kası kramp geçiriyorsa bu bir kalp krizi aslında. Aslında bir iyileşme krizi. Ben şu an nöroformat çalışması mı anlatıyorum? Hayır, ben dünyayı anlatıyorum. Kalp kası da buna giriyor bu arada. Ama yani eğer bir vücutta kramp varsa, seyirme de varsa, onun da farklı bir versiyonu, aslında amaç buradaki kasın içindeki hangi kassa o, ödemi dışarı atmaya çalışıyor beyin. Sonra o ödem dışarı atıldıktan sonra kas daha az ödemle devam ediyor ve kişinin ödemi normale dönüyor. Şimdi ben aslında bunu normalde kanser için de anlattım, başka bir şey için de anlattım. Bugün kaslar için anlatıyorum. Kaslarda ne oluyor? Tehlike olduğu zaman önce travmadan sonra kasların dokusundan bahsetmiyorum. Kasların fonksiyonu, yani kas hareketleri. Kas hareketleri kapasite arttırmıyorlar. Kapasite düşürüyorlar. Çünkü burada kasın verdiği tepki donma. Çünkü neden bunu yapıyor? Kararsızlık var. Kararsız kalındığı için donma tepkisi veriyor. Eğer karar olsaydı kaslar güçlü yapılırdı. Yani amacı kası güçlendirmek olurdu. Karar verilmiş olurdu. Ve böyle bir sorun olmazdı. Burada bu travmanın, yani kas hastalıklarını baştan travmanın ana özelliği karar verilemeyen, çok kal gelinen, aşırı şaşırılan, ne yapacağını bilemediğin olaylar olması. Hangi kaslar bunu yapıyor derseniz, beyin hangi kaslar karar veremiyorsa onları travmadan sonra donduruyor. Yani kısmi felç, tam felç falan da olabiliyor ve kaslar hareket kaybı yaşıyorlar. Güçsüzlük yaşıyorlar. Fonksiyon azalıyor. Ne zaman? Soğuk dönemde. Amaç ne? Aslında bir ölü taklidi yapma refleksi var burada. Tamam mı? Sonrasında eğer kişi tehlikeden çıkarsa, yani çıktığını varsayıyoruz ya da unutursa tehlikeyi, yani bu
aslında insansa mesela bir hırsız gördü, karar veremedi nereye gideceğine. 6 ay sonra beyin rahatlayabilir ya da 3 gün sonra da olabilir. Sonra bir sıcak dönem yaşar ve bir böyle sıcak dönemde kasları ve beyni belli oranda ödem kapladığı için hatta biraz daha oradaki iletişimsizlik artabilir. Yani biraz daha aslında felce yakın bir şey olur. Ya felç derken böyle çok illa felç demeyin ama daha da ne diyelim bir kapasite düşebilir. Sonra buradaki kası ödem arttı. Nerede? Hem kasın kendisinde yani ödem niye gönderiliyor? Çünkü kapasite değişikliği olan organa hep burada ödem gönderilir. Tamam mı? Ödemi hızlıca dışarı atmak için de kas kramp yaşar ya da seyirir. Sonra da o kramplar bittikten sonra da kişi hayatını normale döndürür. Şimdi bu ne alakası derseniz... yani kas hareketlerinin, hastalıklarının da ana yapısı bu. Eğer kişi daha çok MS ya da mesela felç gibi şeylerde takıldıysa genelde şurada olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani mesela MS bu hastalığın, daha doğrusu bu kas hareketlerinin daha çok yavaş yavaş bir donma durumu olması. Sonra kişi eğer MS'se, yani daha çok sürekli travma başa dönüyorsa ve daha çok burada kalıyorsa, kişi böyle daha yani nedir ona, bir fonksiyon kaybıyla beraber yani kaslarında bir güçsüzlük oluyor. Sonra rahatlarsa kaslarında biraz daha güçsüzlük oluyor ve sonra ama orada bir MS hata yaşıyor. MS hata burası. Hani MS hatam geldi diyor, böyle oluyor falan ya. O zaman MS hata aslında iyileşme krizine gidiyor ve sonra kişi orada yeniden yoruluyor, işte sonra normale dönüyor. Eğer travma yeniden tetiklenirse yeniden aynı şey oluyor. Yeniden yoruluyor sıcak dönemde, sonra yine MS hata oluyor. Yani MS hata aslında travmanın tetiklenmesi. Bu kişi daha çok burada ama. Kişi benzer bir şekilde burada değil de sürekli kasılmayı yaşıyorsa, sürekli seyirmeyi yaşıyorsa buna daha çok Parkinson ismini veriyorlar. Buna Parkinson diyorlar. Bu arada birçok rahatsızlık da bunun farklı bedendeki, yani farklı organlardaki şeyi, yani bir yerin kısmi felci, tam felci. Mesela felç genelde soğuk dönemde oluyor. Bazen şurada da olabiliyor. İyileşme krizinde bir kişi felçte kalabiliyor. Aslında yaşanan olaydaki ana travma, hastalıkların ismi değişse de hep kal gelme, karar verememe. Şimdi bu arada şey yapıyorum, kendimi göstereceğim. Neden farklı versiyonlar var? Yani benzer bir program farklı senaryolarda ismini miyasthenia gravis, Parkinson, cerebral palsy mesela doğuştan özellikle gelen birçok şeyde, yani belli kasları farklı etkilemesiyle beraber farklı isimler alabilir. Düşen sendromu, Huntington vesaire. Bunlar arasında en çok böyle zorlandığımız şey hep ALS. ALS olayında biraz böyle yani daha böyle geriye döndüğünü çok görmüyorum. Sadece yavaşlattığımız bazı vakalar olabiliyor. Soğuk dönemde kaldık. Şimdi peki özellikle yani Parkinson, ALS ya da bir şeyler nereden ne başladıysa sorunun şeyini söyleyeyim size. Şimdi bakın. Eğer daha çok bak, mesela seyirme diyorsunuz. Bir yerde seyirme var. Seyirme iyileşme krizi demek. Yani ellerin bak mesela yani el titremesi
de benzer bir şekilde daha düşük dozda bir kal gelme travması. Bir iyileşmeye bir hanımefendi katılmıştı. Yaklaşık 2 sene olmuştur. 35 yaşlarında bir hanımefendi. Annesi beni takip ediyor ve yılan görmeye çalışıyor. Yılan görülen bir olaya çalışıyor hamileliğinde. Hanımefendinin direkt ellerini titremesi geçiyor. Kim çalışıyor? Annesi çalışıyor. Kimin elleri geçiyor? Hanımefendinin elleri geçiyor. Bu arada illa bu hanımefendinin elleri çok küçük yaşından beri titriyor. Nereden geliyor travma? Annesinden geliyor. Yani kaynağı bulmamız gerekiyor. Elleri olması, elleriyle ne yapacağını bilememiş. Yüz kasları, bu arada distoni de aynı. Distoniden iyileşmelerimiz de var. Yani distonuna iyileşen insanlar var. Şimdi mesela yüzde olan, yüz felci nedir? Yüzde olan şey nedir? Yüzde olan şey, yüz felci yüzünü kaybetmek. Yani rezil olmakla ilgili. Yani yeni kimde bir seminerde birisi mi gelmişti, çalışma mı yapmıştık? Demo olarak. Yani çok ciddi bir rezil olma yaşamıştı. Hatırladım. İstanbul semineri. O hanımefendi ne yaptı? Bir önceki İstanbul seminerinde, bu değil, bir öncekinde toplu çalışma yaptık. Pardon, toplu çalışmayı 5 tane yapıyoruz da bir tane tekli çalışma yaptık. Bak bunu dinleyin. Hikayesini anlamaya, hatırlamaya çalışıyorum. 40'larında bir hanımefendi, yüz felci var. Yüzünü çok iyi hareket ettiremiyor. Onu söylüyor. Travmasını da bulmuş. Travması şu. Evde bir yemek veriyorlar. Bak, evde bir yemek veriyorlar. Yemek sırasında kapı çalıyor. Ve haciz memurları var. Kapıda. Yemek masası dolu. Bunlar yani iyi bir aile. Belli şeyleri, durumları iyi. Hanımefendi bakıyor ne oldu bilmem ne falan derken bir başkasıyla ilgili bir sorun, hatta yani eşinin ya zamanla müdahale etmemesi gibi hatırlıyorum. Bir şekilde o anda kala kalıyor ve de ne yapacağım ben falan derken aciz memurlarını gönderiyor ve sonra kendisi şeyin başına geçiyor, masasına geçiyor. Ve öyle kafası şeyde, ben ne yapacağım, rezil oldum, ne yapacağım, kala kalıyor ve yani o anda bir yandan çiğniyor, bir yandan da çenesini kullanmıyor, ağzında lokmalar büyüyor. Ve bir yandan çatır böyle yemek yemeye çalışıyor. Hanımefendi işte birkaç ay sonra diye hatırlıyorum, yanlışım da olabilir, yüz felci yüzüyor. Belki 3 gün sonra olabilir. Şimdi burada olay ne? Rezil olma. Bir sorun. Bu seminere, İstanbul seminerine katılan var mı aranızda? O hanımefendiden haberi olan var mı? Ne olmuş? Çünkü ben orada tekli bir çalışma yapmıştım. Yani ondaki gelişmeleri merak ediyorum. Ne kadar? Bence o hanımefendinin mesela yüz felci geçmeli. Epilepsiyi anlatırım. Bekleyin. Heyecana bağlı olmayan el titremesi de aynı. Ellerinin ne yapacağını bilememek. Çok anlık korku yani. Bu arada bugünün konusu tam, ben de çok merak ediyorum. Oradaydım. O hanımefendi eğer buradaysanız ya da sonrasında bana mesaj atarsanız, yayına katılırsanız seminerim nasıl olduğunu merak ediyorum. Şimdi MS hastalığının sebebi, birazdan beri deminden beri anlattığım
Bak birden önüme deli çıktı, dona kaldım. Gül Nihal. Sizin travmanız bu olabilir. Net bu. Yani ana travma bu. Göz kırpma hastalığı ayrı. Göz kırpma olayda genel cinsel utanma travması çıkacak altından. Şimdi efendim kas hastalığı tedavisi için önerilerinizi diyorsunuz. Ben diyorum ki tedavi falan değil, travmanızı bulup çözmeye çalışın. Biz yani oraları yeni yararsınız, yenisiniz diye görüyorum. Biz hastalığın tedavisiyle uğraşmıyoruz efendim. O doktorların işi. Biz hastalıkların bir travma sonucu ortaya çıkabileceğini, öyle yani hani kötü şeyler yaşadık, zor hayat yaşadık, çok stresliydik falan, sonra hasta olduk ya, biz onun bir mantığı ve tutarlı bir hikayesi olduğunu biliyoruz. Ve o hikayeyi çözüp, yani doktorlar ne yapsın, biz ana sebebi çözmeye çalışıyoruz. Şimdi yüz dedik, yüzün travması yüzsüz kalmak ya da yani rezil olmak, reputasyonunu kaybetmek, o anda çok ciddi utanmak. Bu arada bazen yüzde seyirme ya da yüz felci, pardon şey söylüyorum, bazen tikler utanmakla olabiliyor ama çoğu zaman cinsel utanma oluyor, ama bazen normal utanma da olabiliyor. Çene kasları, mesela çene kasında olan bir şey varsa ele geçiremediğin, çiğneyemediğin bir olayla ilgili olabilir. Bir karar veremediğin o arada. Şimdi boyun kasları, bunu ben paylaştım. Boyun kasları, eğer bu yani boynunda böyle kasılma varsa, distoni olabilir, başka bir şey olabilir. İşte ya da mesela Parkinson boyunda başladı daha çok. O zaman yani olay sırasında boyunu çevirememişsin. Yani boynunla ilgili ne yapacağını beynin karar verememiş. Belki kafanı çevirmen lazım, ne yapacağını belki bakmaman gerekiyordu, bakmaman gereken bir durumdu. Tamam mı? Şimdi omuz ve sırt kasları genelde kaçamama ile ilgili bir durum. Ama böyle biraz da üzerine bir şey geliyor ve sen oradan kaçamıyorsun, yoldan çekilemiyorsun gibi bir durum oluyor. Üzerine bir şey gelirken. Mesela devam ediyorum. Kol kasları, kollarında ne yapacağını bilemiyorsun, kendini savunamıyorsun. Olay sırasında kendini savunman gerekiyor ve kendini savunmayı başaramıyorsun. El kasları, elinle ne yapacağını bilemiyorsun. Burada hep kararsızlık var. Yani elinle ne yapacağını bilemiyorsun, elle ne yaparsın, bir şey tutabilirsin. Bazen savunman da gerekebilir. Savunma da bazen buraya vurabiliyor. Ve ya da elle ilgili bir aktiviteyi yaparken ne yapacağını bilememe olabiliyor. Ellerin titremeye başlayabiliyor mesela. Mesela bacak kaslarında böyle bir durum varsa kaçamama, nereye gideceğine karar verememe oluyor. Tikler, cinsel utanma travmasıyla ilgili. Epilepsiyi sordunuz, tamam mı? Epilepsi travması zorla tutulma. Bazen aşı yapılması zorla, bazen tutup dayak atma, bazen bir yerde sıkışması kişinin, yani kişinin hareketsiz kalmasını zorlamak, yani odaya kapatmak, yani MR bile mesela bir yani teorik olarak epilepsiye sebep olabilir. MR'dan çok korkan biri MR'da epilepsi geçirebilir. Yani hareket edemiyorsun. Seni tutuyorlar. Burada serum vermek, aşı yapmak, zorla bir operasyon yapmak, kişinin üzerinde doğum kanalında takılmak kişinin, annenin işte çok zor bir şekilde hareket edememesi, hareket edilmesine mani olunmak. Bu arada başka sorular da soruyorsunuz. Şimdi Parkinson'la MS'in travması birebir aynı. Ve ikisi de çok geriye doğru gidiyorlar ve yani ben çok çok enteresan iyileşmeler gördüm. Bakın bu anlattığım iyileşmeyi hatırlayan var mı aranızda?
tacize, yani tacize uğraması da mesela MS yapabilir. Tabii ki. Şimdi başka sorular soruyorsunuz, onları çok şey yapmıyorum. Çünkü başka zamanlar yani şey gibi, şimdi aynı konuda kalayım. Şu an Google'a takılmıyorum. Şimdi bakın. Şöyle bir iyileşme olmuştu. Bunu hatırlayan, ilk gün dinleyen varsa işte ben ya da ben dinledim, ben izledim diyebilirsiniz. Ben izledim yazdım. İlk gün izlediyseniz, çünkü sonra zaten kaldırmak zorunda kaldım. Bir hanımefendi vardı. Yaklaşık bundan 4 sene olmuştur, yani 4,5 sene bile olmuş olabilir. İlk yayını yaptığım aylar. Böyle cumartesi akşamı saat 10-10.30 civarı yayına başlamışım o zaman. Böyle bir hanımefendi, hocam beni yayına alın, inanılmaz bir şey oldu, inanılmaz bir şey oldu. Lütfen yayına alın falan, ne oluyor falan derken yayına aldım. Böyle 50-55 yaşlarında bir hanımefendi, yanında böyle başka bir hanımefendi daha var. 35-40 yaşlarında. Ve arkalarında yürüyen yaşlı bir kadın. Böyle sürekli gidiyor gidiyor geliyor. Gidiyor gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. Böyle ileri geri gidiyor. Tamam mı? Ben de ne oluyor işte anlatın hocam, işte ben sizin Beyinle Formatlat kitabınızı 111 sayfa okumuştum. Geldim buraya işte böyle. İşte böyle inanılmaz şey. İnanılmaz. Bu arada eskiler varmış bak. Benden dinleyen değil, izleyenleri soruyor. Evet, yani tamam. Eskiler hatırlıyor. Cinsiyetle ilgili değil, hayır. Böyle gidiyor geliyor falan. Ben ne oluyor falan derken 111 sayfa okudum hocam kitabınızı, geldim işte sizi. Bizim komşu var, komşusunun evinde o anda. Yani oradaki 35-40 yaşındaki kız, meğer oradaki dolaşan kadının kızıymış. Bu kadın da 50-55 yaşlarında bir kadın. Kitabı okumuş. Size beynine format atayım mı diye gitmiş cumartesi akşamı komşuların evine. Yani anlık kadarıyla yan yana oturuyorlar. Kapı komşuları gibi bir şey. Sonra demiş ki işte senin Parkinson ne zaman başladı? İşte 11 sene. O zaman ne oldu? Annem ölmüştü. Tamam mı yani? Bu kadar. Burada buluyor ya. Çok basit çünkü. Annem ölmüştü yani. Ondan sonra başlıyorlar. Kadın bu arada yani kitaptan öğreniyor. Her şey, yaptığı her şeyi. Tamamen acemi şansı. Tamamen acemi şansı. Full. Sonra başlıyorlar falan, burada bunu da video çekmişler. Kadın böyle biraz hava diyorum, ortam karanlık ve böyle çalışmanın videosu çekilmiş. O yani canlı yayında başka telefonlarla gösteriyorlardı o çalışmayı. Çalışmada şöyle bir şey oluyor bakın, bu yani bu biraz enteresan da, izleyenler hatırlar. Kadın böyle. Falan diye böyle. Bunlar böyle diyorlar ki lan bu ne oluyor böyle, acaba hastaneye mi götürsek falan diye bir çekiniyorlar yani, tamam mı, öyle şey gibi. Ondan sonra sonra kadın kendine geliyor, ışıklar açılıyor falan. Ondan sonra diyor ki ya tamam kendime geldim diyor kızlar diyor. Ve böyle normalde bu kadın yatalak. Yani Parkinson ve yatalak kadın. Yani kadın yatalak. Diyor ki tamam iyiyim tamam bir şey yok diyor. Sonra kalkıyor tuvalete gidiyor. Yani kadın kalkıyor ve tuvalete gidiyor. Yani bu şey gibi. Kocasını boşadı mı? İkinci de bağlandı. Yani çalışmayı yapan kocasını boşamış olabilir. Arkada gidip gelen kadın zaten yürümeye başlayan kadınmış. Yani şöyle gidip geliyorlar ve yürümeye başlamış kadın. Hazır yüzlemiş yani yürüyorken.
Bu arada yani kadının bu arada yani şey çıkmışlardı. Kadının elleri böyle kartal pençesi gibi ve şöyle kalmış. Topla şeyler yapılıyor. Eller böyle. Eller normale geliyor ve böyle oluyor. Yani anında oluyor yani böyle bir an şeyde değil. Anında oluyor. Çalışmadan sonra. Şimdi yani burada bak burada bu kadar insan hepimiz. Sonra şöyle bir şey oldu. Ben bunu yayınladım. Bir anda aile lan ailenin annesinin yatalak halini düzeltmişiz. Öyle ya da böyle. Bunu paylaştım diye işte kadın şey yapmış. Kadın diyorum. Kocası kadının o 75 yaşındaki kadının kocası izin vermemiş bana herkes böyle hocam işte ailede böyle şu şöyle böyle onu kaldırın kaldırın diye bana yayından kaldırttılar. Ben de kaldırdım. Bu arada eskiler de varmış ne mutlu. Bu arada benim ben şimdi kim bak burada ikinci bununla ilgili çok böyle güzel örnek. Şimdi hatta yayına katıldığını gördüm. Bir hanımefendi vardı, aynı Hüsa Hanım. Seminere geliyor. ...2019'da falan gelmişti herhalde seminere. Eylül ayında geliyor gibi hatırlıyorum. Sonra 2020'de olabilir. İkinci kura geliyor, birinci kura tekrar geliyor falan derken annesi hem Parkinsonlu, hem bipolar, hem de demans var. Bu hanımefendinin bu arada iyileşme videolarını yayınladım yani. Bakayım burada var mı, bir tane olabilir. Zaten daha önce de yayınladım. Çok uzun uzun yayınlarda anlattı geçmişte. Bir bakayım. Vallahi bu. Ne dedim seninle? Adını soyadını söyleyebilir misin? Bu demanstan bayağı rahatladı. Şimdi ilk halini görünce bayağı şaşırabilirsiniz. Umarım burada vardır hala. Bayağı iyileştiği yani aklı başına geldiği zaman. Aklı başındayken iyi anlamda. Halini bulmaya çalışıyorum hanımefendi de bu iyileşmiş ve aklı yerinde olan hali. Çünkü biraz böyle şeydi ilk videoda yani hanımefendi 15-20 yaş gençleşmiş görüntüdeydi yani. Ben de takarım, taktım mı bunu bulmak zorundayım ya. Keşke takma derken takıtım yok da bir şey yapamayınca gıcık oluyorum.
Bulamadım. Bulamadım. Bu arada evet, Aynur Hanım, siz iki dakika böyle kısa bir anlatmak ister misiniz? Yeni insanlar hatta yani çok çok şey olacak, ayrı bir olay da. Evet. Biliyorsun ama yeni insanlara anlatmak için. Bu arada çok komik bir şey. Sonra Musa'ya bak. Ben sizin ilk takipçilerinizdenim Barış Bey. O zaman canlı da 45 kişi oluyordu. Fiyo isimde bir kadın vardı. Ben onu erkek zannetmiştim. Hatta sizi tanıdıktan sonra hayatım değişti. Biliyorum, yok, demin gördüm zaten hanımefendini. Çok böyle yani diyorum ya, böyle biraz şey oldu. Çünkü çok buranın böyle çok sağ olsun demir başlarından onun iyileşmesini çok paylaştım ben. Yani annesinin yani en son hali var. İlk halleri yok yani, ilk şu haliydi en son hali. Adını soyadını söyleyebilir misin? Nermin Kılıç. Doğum tarihi? 1949, 14 Ekim. Biz hangi senedeyiz? Yıl olarak? Yıl olarak 2020. Biz hangi ülkede yaşıyoruz? Türkiye. Hangi şehir? İstanbul. Avrupa mı, Anadolu yakasında mı oturuyoruz? Anadolu yakasında oturuyoruz. Şu an yürüteçle yürüyorsun. Yürüteçsiz yürümeye başladığında herhangi bir hayalin var mı? Hayalim hacca gitmek. İnşallah. Barış Hocama bir şey söylemek ister misin? Selamlarımı söylüyorum. Teşekkür ediyoruz ona. Ona çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bu hanımefendi normal de yürüdü. Sonra onun da videosu var da. Yani bunu aklıma böyle getirmedim. Şey, yani böyle çok böyle çok ifade gören insanlar oluyor ama tabii herkes yayına çıkmıyor. İnsanlar ofise geliyorlar, çalışıyorlar vesaire. Bu arada ilk otizm iyileşmesi tamam, şeydi. Tamam, Siz tekrar atın. Çünkü insanlar donduğunu söylediler ve sonra yayın gitti. Her şey başlattı. Tamam. Hocam, biz çocuğum konuşmuyor diye doktora gittik. O zaman dedi doktorumuz, hani atipik otizm olabilir diye. İlk otizm. İlk otizm iyileşmesi. İlk. Efendim, burada şey gönderdim. Bir, şimdi yani burada işi şeye döndürdüm ama burada ismi çok fark etmiyor. Geçen miyastani gravis iyileşmesi de vardı. Distoni iyileşmesi de var geçmişte. Yani hep benzer travmalar, böyle kal gelme, anlık, ani travmalar oluyor. İşin yani CP'de de iyileşmeler oluyor. Yani full CP'nin gittiği bir örnek görmedim ama CP'de çok gelişmeler görüyorum. Yani çok daha iyi bir noktaya geliyor. CP biraz daha mesela annenin travmasıyla ilgili olabilir. Mesela bu çok enteresandı. Bursa'dan Sultan Hanım diye hatırlıyorum. Evet, öyle olması lazım. Kızıyla yerine katıldılar. Travması doğum sırasındaki kararsızlık. Ve çalışma yapıyor hanımefendi. Doğum daki güne kızı diyor ki, ne yaptın anne, bir şey daha iyi hareket ediyorum mesela. Efendim, MS ve Parkinson'da da çok fayda sağlıyoruz. Bir dakika, gelmiş mi? Bir dakika, o zaman
Vallahi geldi. Yani hocam sigarayı bırakmamışsınız ama çok ayıp. Yok, bırakamadım. Merhabalar sevgili hocam. O kadar Neuroformat'ın kitabını yazdınız ama bir sigarayı bırakamamışsınız. Bak şimdi rezil oldum. Bak gibi bir niyetim pek olmadı. Hocam. Bu arada yani espri yapıyorum. İnsanların hepsinin kendi şeyi. Tamam, bir Biliyorum. şaka yapıyorum. Bu arada benim de yanım, ben de deli gibi şey içiyorum, kola zero falan içiyorum yani. Keyif aldığım şeyi de illa da bırakacağım diye bir şeyim yok, açık konuşmak gerekiyorsa bu arada söyleyeyim. Tamamen ayrı sanatçı takılmak adına söyledim çünkü. Biliyorum hocam. Nasılsın? İyi, sizler nasılsınız? Çok şükür çok iyiyiz. Yükselebilir misiniz ya da şeyi düşünün çünkü sizin daha çok böyle boşluğu görüyorum sizin. Tamam. Şu an daha iyi, biraz daha yok. Ama koyun tabii yani öyle şey yapmayın ki rahat olun ama yine de böyle bir. Şimdi nasıl? Şu an iyi. Şu an iyi. İyi de. Siz, evet. Daha önce anlattığınız için çok sizi yormayacağım. Sadece görünce böyle, hatta yani tam böyle size annenizi anlatırken böyle, çünkü şeyi gösteremedim, şeyi anlattım. Açık konuşayım. Sizin hikayeniz de çok güzel bir ilham verici ama şu gördüğüm Darıca mıydı? Darıca değil de Karasu'muz. Bilmem ne. Ne demiştim? Karasu'ydu galiba. Evet, Karasu'ydu değil mi? Evet, Karasu'ydu. Ben de öyle hatırlıyorum. Karasu'daki hikaye, yani hanımefendinin gidip de tek bir şeyle, amatör çalışmayla yatalak kadının bir anda yürümeye başlaması kadar, ben böyle yani çok enteresan bir hikayeydi o. O yüzden ama onu anlatırken onun videosunu gösteremiyorum. Bu arada hala bende var da. Çünkü kayıt olsun diye tuttum yani, silmedim ama yayınlamıyorum tabii. Çünkü enteresan bir tecrübeydi. Onlar istememişlerdi diye biliyorum. Nasıl? Onlar yayınlanmasını istememişlerdi. Evet, yani ben onu yayınladım önce. Sonra da dediler ki böyle böyle kaldırabilir misiniz? O beyi yani şey yapmış. İstememiş. Yani böyle ben onu anlamadım. Niye istemiyor? Yani kadın bir gün önce yürümeye başlıyor. Böyle bir olay var. Yani ve de beyi, yani bunu, yani bu insan bunu bence şey yapması lazım. Mutlu da olması lazım böyle bir şey. Özellikle mucize gibi bir şey. Evet. Neyse ama yani şey diye sizi görünce de böyle bir iki dakika bir anlatsanız diye. Çok kısaca, çok uzak şey yapmadan, siz de yormayayım. Böyle şeydi, bir özellikle şu Parkinson hikayesini anlatır mısınız? Tabii. Hocam ben size eğitime gelmeden önce annem tamamen yatalak olmuştu. Elleri çok kötü, böyle bu şekilde titriyordu elleri. Yemek yerken döküyordu, işte yürüyemiyordu, bezliyordu. Yani tamamen bir yatalak insan düşünün. Hafıza da gitmeye başlamıştı tamamen. İşte eğitimleri aldım. Birinci kur, ikinci kur. Hatta birinci kura tekrar geldim. Ama o tekrar gelmeden önce zaten çalışmalara başlamıştım. Önce kendim iyice olayı hazmedip öğrendim. Başladım. Annemin ne travması varsa onları bulup çalıştım. İşte dayıma sordum, benim bilmediğim teyzeme sordum hangi travmalar var diye. Hepsi bir fikir verdiler. Oturdum hepsine gün aşırı tek tek çalıştım. İşte bir tane mesela onu sonradan fark ettim. Ellerinin bu şekilde o titremesinin travması aslında çok insanlara ilham olsun diye söylemek istiyorum. O şuradan çıktı. Ben 2 yaşındayken annemle, ben anneannemlerde kalıyormuşum. Biz bu arada Erzurumluyuz. Babamdan ayrı yaşıyormuşuz. Ben bir gün işte kahvaltı yapıyorum. Sonra bahçeye çıkıyorum oynamaya. Kış, soğuk, her taraf kar. Bir küçük süs havuzu var bahçenin içinde. Onun içinde kar dolmuş. Annem çıkıyor
çıkıyor, beni bulamıyor. Meğer halam gelmiş, beni kaçırmış. Annem beni bulamayınca elleriyle karı kazmaya başlamış. Yani o ellerle o anki çocuğumu kaybettim. Bu karın altında kaldı, öldü diye. O elleriyle karı kazmaya başlamış. Sonra işte demişler ki bulmuşlar. Halası geldi, kaçırdı diye. Buna çalıştığımızda ellerinin titremesi geçti. Hani eller bir şeyi tutmak, yakalamakla alakalı ya. Sonra işte annemin vefatı, dedemin vefatı, dayımın vefatı. Bunların hepsine çalıştık. Önce annem yavaş yavaş yürüteçli, o videoda var biliyorsunuz. Yürümeye başladı. Sonra hafıza gelmeye başladı. Hafızada şöyle söyleyeyim. Yani hafıza tamamen yerinde şu anda. Sonra da yürüteçsiz yürümeye başladı. Şimdi bütün ihtiyaçları... Yemek derisi o yapıyor diyordunuz. Evet, bunu söyleyecektim. Bütün kendi ihtiyaçlarını kendi karşılıyor. Banyosundan tutun, abdestini alması, namazını kılması ve yemek yemeklerimiz de o yapıyor artık. Vallahi muazzam yani şey. Yani sizin olayınız zaten böyle gerçekten sebat. Yani doğru şekilde analiz. Yani gerekiyorsa herkese sormak. Doğru anlara gitme, uğraşmak. Uğraşmadan olmuyor bazen. Bazen bak bir tanesi 111 sayfa okumuş. Bak 111 sayfa okumuş. Komşuya gitmiş, format atalım demiş. Yani şey olan kadını kaldırmış değil mi? Yani bu tamamen amatör şans. Ama yani şimdi herkes de tutar mı? Tutmaz bence yani. Öyle olsaydı zaten. Herkes de tutmaz. Yani ben gerçekten çok emek verdim. Çalışıyordum, işimi bıraktım. 6 ay boyunca yani evde oturduğum süreçte hem işte seminerlere geldim, kitaplarınızı bitirdim. Bir de o dönemde her akşam canlı yayınlarınızı takip ediyordum. Şu aralar takip edemiyorum. İşe erken gidiyorum diye. O canlı yayınlardaki iyileşmelerden de çok ilham alıyordum. O zaten yani şu anda sizden yeniden yeni insanlar tabii bilmiyorlar. Çünkü çok yeni bir şey oluştu yani. Bu böyle biz büyüdük, geliştik veya binlerce insan olduk. Sonra ben tabii yayın yapmayı böyle azalttım farkındaysanız. Azalttıktan sonra insanlar böyle bir şey oldular. Şimdi ben yeni bir jenerasyon vardır ya. Böyle filmlerin ikinci jenerasyonu gelir. İkinci jenerasyon nedir? Nesil. Şimdi bu insanlar ilk nesildeki iyileşmeleri birebir görmediler. O yüzden de aslında siz yani böyle çok önemli bir iyileşme olarak yani böyle özellikle bugün, konu zaten bugün Parkinson'du. Yani bu arada bilerek mi geldiniz, denk mi geldi? Efendim? Parkinson MS muhabbeti olduğunu bilerek mi geldiniz, denk mi geldi? Hayır, tesadüfen açtım. Yatmıştım, kalktım bir bakayım su içeyim diye kalktım aslında. Orada su ve sigara bahanesiyle. O arada açayım hocam, açmış canlı yayını. Bir selam vereyim dedim. İyi yaptınız. Bu arada ben sizi takip ettiğim için sizin çıktığınızı ben yayına katıldığınızı görüyorum. Takip ettiklerimi gibi görüyorum. Merhaba demesinizde Hani Hüsa Gül yayına katıldığı önüme çıktı. Yani sizi takip ediyorum ya. Yani evet. Böyle az sayıda insandan birisini takip ettiğim bu şeyi yaptığınız adına böyle neyse. Şeyle ilgili yani sizi gördüm. O yüzden dedim böyle. Yani geldiğinizi bu arada belki siz merhaba demediniz değil mi? Ben mi sizi önce gördüm? Ben merhaba dedim ama bilmiyorum. O arada zaten anlatıyordum. Tamam. Ben hem gördüm hem sonrası merhaba dediniz. Neyse önemli değil. Ama ben yani geldiğinizi gördüm. Yani bu arada muhtemelen sizin bu tesadüfünüz başkasının iyileşmesinin vesilesi olacak. Tesadüf diye bir şey yok aslında hocam. Bu eğitimlere, bu konularla ilgilenince insanlar gerçekten çok daha iyi anlayacaklar. Her şey bir vesile oluyor, her şeye bir sebep oluyor. Yani ben annemin iyileşmelerini videoya özellikle çekip size göndermekteki maksadım çok kişiye ulaşabilsin. Hani çok büyük bir ispat. O da şu an ne yapıyorum biliyor musunuz? Aşağı Instagram'da inip o iyileşmenin videosunu erişmeye çalışıyorum. Bayağı uzun gitmem gerektiği için aşağı iniyorum. Bilgi şeyiniz olsun. Şey gibi, bu arada yani kulağım sizde zaten de bir yandan da bu iyileşmeyi göstereyim diye.
Yani sizin o en son video en azından. Ne diyorduk? Yani birçok aslında olay vardı. Olaylardan yani en önemlilerinden bir tanesi o 2 yaşındaki halanızın sizi kaçırması ve annenizin orada şeyleri karları kazmaya çalışması. Bununla beraber diyorsunuz ki dayınızın ölmesi, onun babasının annesinin ölmesi, değil mi? Aklınıza gelen başka şeyler var mı? Yani bir de şeyde aslında hocam o çalışmalar esnasında sadece demans, Parkinson değil, kabızlığı gitti, varisleri geçti. Yani varisleri nasıl geçti? Neyle geçti? Varisleri kendini çok ilkin, yani babamın rahmetli onu aldatmaları çok fazla olmuştu. Çok büyük sıkıntılar yaşamıştı. Yani zaten aslında evet en son tatilde onu çekmiştik. Yani hiçbir şekilde yürüyemeyen bir insan. Hiçbir şekilde. Bu yani, en son bize bana gönderdiğiniz en son video. Evet. En azından bunu gördüm. Bu arada bu hanımefendi tamamen yatalakken önce bu medyolar ona tutacaklarla yürümeye başlıyor, sonra da artık kendi yani şey destek almadan yürümeye başlıyor. Bu arada hanımefendinin şeyi, yani beni en çok etkileyen şey yürümesi değil, hanımefendinin yüz şeklinin değişimiydi açıkçası. Yani şeyi değişmişti. Resmen mizacı değişmişti, yani görüntüsü değişmişti. Tamamen değişmişti hem de. Şeyde Parkinson hastalığı insanların yüzüne poker yüz ifadesi gibi bir ifade de bırakırmış. Annemin yüzü böyle poker yüz dedikleri, böyle hiç yüz ifadesi yoktu. Zaten o iki videoda da farkını görürsünüz. Bir önceki videoyu göstereceğim ki insanlar onu görsünler. O çok şey bir hikaye gerçekten. Bir yandan o yüzden sizi konuşturuyorum ki siz bir yandan yani önemli yerlere dokunun. Ben de bir yandan onun o şeyini göstereyim. Çünkü bazen gerçekten görüyor olmak o kadar etkileyici ve sebat. Yani şimdi bakın çocuk, anne çocuk iyileşmelerini bizim ekibe anlatabilmek için, ki onlar biliyorsunuz psikologlar ve psikologların da böyle daha böyle metafiziksel gibi görünen şeylere inandırılması daha zor. Ya dedim ki onlara, size bakın bunları gösteriyorum ki inancınız gelsin. Çünkü eğer tam buna inanmadan, tam aklınızda bunu gerekçelendirmeden insanlara fayda sağlayamazsınız. Çünkü inanmadığın bir şeyi kerhen yaparsın. Kerhen yaptığın zaman da zaten çok da yani yarım ağızda yaptığın çalışmanın ne fayda sağlanır ki, insan sebat etmez. Ve çok zorlamaz. Zorlamadığı için çok da bir şeyler olmaz. Onlara ya zor. Yani anneye çalıştık, çocuk iyileşti hikayeleri falan var ya. Özellikle bunu böyle çok şey yapmayan insanları daha da böyle göstere bakın. Yani onların o, kendimin de aynen o şekilde. Ben de çünkü zor inandım onlara. Ama yüzlercesi yani şu anda şeyde var. O yüzden bir yandan da sizi bir saniye. Buraya yaklaşsam ama ne kadar çok gönderi paylaşmışım ya. Sıkılmadım hocam, benden sürekli gönderi paylaşıyorum. Hocam siz ararken ben başka daha güzel bir iyileşme anlatabilir miyim? Tabii ki. Kızımla ilgili. Aha. Kızıma tam işte annemin hastalık döneminde. Bir saniye girmeden ben şey göstereceğim. Ben çoğundan... Pardon, o değilmiş ya, vazgeçtim. Demin anlattığım bir el titremesi vardı da o muydu diye baktım. O değilmiş, başka bir olaydı. Pardon, devam edin. Kızınız? Kızıma bipolar teşhisi konmuştu. Ben o dönemde yani yaşadığım sıkıntıları, annem yatalak, kızım bipolar. Evin bütün işleri bana ait. O dönemde İşte bipolar teşhisi kondu. Ben yine tabii bu nöroformatı öğrenip çalışıyorum. Kızıma verdikleri ilaçlarla 30 kilo aldı bir yıl içerisinde.
30 kilo düşünebiliyor musunuz? Sonra bipolar annemden mi geçmiş diye, annemde de var diye. Önce annemin travmasını buldum. Sonra ben kendim... Travması neymiş? Bipolar mı? Ve tam çok büyük bir tecavüz var ortada. Hem de çok yakın birinden. Yani dünür gibi birinden. Wow. Yani gerçekten ya, çok yumuşak bir şey bekliyordum, bu bayağı sert geldi. Ya, sonra ben anneme bunu çalıştım. Sonra kızıma olayı anlattım ve kendi başıma oturdum. Kızıma da çalışma yapmadan karnımı tuttum. Sanki kızım karnımdaymış gibi. Onu anlattım. Ağladım. Ama ne ağlamak hocam? Öyle bir ağlamak ki böyle artık sessiz sessiz ağlayarak, kızım bunların hiçbiri sana ait değil. Bak bunlar yaşanmış. Yaşandı. Bu travmaların hiçbiri sana ait değil. Sen bunların üstünde taşıyorsun ama bunların hepsini sildim. Ama inanılmaz bir duygu boşalımı yaşadım. Sonra kızım bir ay içerisinde sık sık ishal olmaya başladı. Sık sık ama inanılmaz bir ishal oldu. Sonra bir gün ben bu ilaçları içmek istemiyorum artık dedi. Ve 1,5 yıl oldu hocam, o ilaçları tamamen bıraktı. Hiçbir kriz geçirmedi. O aldığı 30 kiloyu da verdi. Şu an kızım çok iyi durumda. Vallahi muazzam ya. Gerçekten çok mutlu bir şey. Bu arada annenizden mi geçmiş bir onun bipoları? Yani bende yok öyle bir travma. Annemde var. Başka olması mümkün değil. Peki, yani şey gibi ama yani çözüldüyse zaten mutlaka annenizden geçmiş gibi gözüküyor. Yani neden başka bir şey olsun ki? Ama benim anlamadığım şey şu. Bir dakika, ne diyecektim? Yani mesela size atlıyor olup ona geçmesi şey yapıyor mesela, enteresan geliyor bana. Peki ha, şeyi var mı? Sonunda buldum. Ama konuyu bitirdim, ondan sonra göstereceğim. Kendi travması yok muymuş cinsel utanma? Kızımın mı? Kızımın öyle büyük bir travması yok. Onları da konuştuk, çözdük de ağırlıklı annemden geçen travmaymış. Okay. Yani eğer gerçekten öyleyse çok... Ya burada siz aslında böyle... Peki bir dakika, siz karnınızla konuşarak kızınızla konuştunuz. Aynen. Kızımla konuştum. Böyle karnımı tuttum. Ağlaya ağlaya. Ama yani tam bir konsantrasyona girdim. Sanki kızım hala karnımda, onunla konuşuyorum. Ve olayları anlattım. Bunların hiçbiri sana ait değil diye konuşma yaptım ve sonunda bitirdim. Ne kadar sürdü bu? Çalışmam mı? 1 saate yakın sürdü hocam. Yani siz bayağı aslında kendi, yani şey gibi. Ya hep söylüyorum ya, işte bu kitapta yine bir başlık var, keramet duyguda. Duygu. Birisi duyguyu yaşayıp boşaltıyorsa o illa kendin olmana gerek olmadan da iyileşmeler oluyor. İşin garip tarafı o. Yani bu oluyorsa o yüzden oluyor. Bu arada ha, burada da şey yürüyormuş zaten. Yani gayet güzel yürüyorsun. Ben de çok mutluyum. Merhaba Barış Hocam. Ben Harun Misal. Tamamen yatalak olan annemin şu an nasıl yürüdüğünü size bu göstermek için. İlk mesajınızı yatalaklıktan, evet. Burası bak, bunu başarı diye gönderdim. Sen bir şey söylemek ister misin hocama? Allah razı olsun ondan.
Teşekkür ediyoruz. Her şey için. Bir de ellerini göstermek ister misin anneciğim? O sağ eli özellikle çok titriyordu. Şu anda normal benimki gibi titremesi kalmadı. Gülümse de istersen yüzünde de şu güzel bir ifade artık var. Bak artık var ki biz bunu bile biz yani bunu bile sonra hanımefendi bu hale geliyor. Adını soyadını söyleyebilir misin? Nermin Kılıç. Doğum tarihi? 1949, 14 Ekim. Biz hangi senedeyiz? Yıl olarak? Yıl olarak 2020. Biz hangi ülkede yaşıyoruz? Türkiye. Hangi şehir? İstanbul. Avrupa mı, Anadolu yakasında mı oturuyoruz? Anadolu yakasında. Şu an yürüteçle yürüyorsun. Yürüteçsiz yürümeye başladığında herhangi bir hayalin var mı? Hayalim hacca gitmek. İnşallah. Barış hocama bir şey söylemek ister misin? Selamlarımı söylüyorum. Teşekkür ediyoruz ona. Ona çok teşekkür ediyoruz. Yani zaten burada da yürümüş. Sonra da büyük o biraz önce bir dışarıda yürüyor. Güzel yürüyorsun artık. Şeyi soracağım. Yani burada zaten aklı başın yani aklı başına da aklı daha da başına geldi mi? Evet. Daha iyi. Yani burada zaten yüz değişmiş, her şey değişmiş. Yani yemek yaptığına göre, şey yaptığına göre, kendine baktığına göre bayağı normalleşti her şeyle değil mi? Bir tek şey, tek başına sokağa çıkamıyor. Korkuyor. Tamam yani. Yani yanımızda olursa çok daha rahat çıkıyor. Ama bazen evdeyken işte üst katta arkadaşları var oturanlar. Onlara tek başına gidip geliyor. Ama sokağa bir tek başına çıkamıyor. Neyse, çıkmayı versin nerelerden. Yani sizin bana başarı diye gönderdiğiniz video yani siz başarı diye artık diyorsunuz ya güzel bir ifade var, elleri düzelmiş. Biz oraya enkaz gözüyle bakıyoruz. Evet, evet. Yani o aslında en ilk hali değil. O düzelmiş hali. Tabii, tabii. Bak bunu iyi anlayın. Yani biz ilk halini, videosunu şey almıyoruz. Onu daha göndermediniz. Siz düzeldi diye gönderiyorsunuz. Biz ise ulan ne haldeymiş bak kadın nereden nereye gelmiş diye iyileşmiş videosunun üzerindeki iyileşmiş videosunu daha da diyoruz ki bak çok kötü durumdaymış diyoruz. Yani onu da herkes anlasın. Yani o yüzden aslında Halil Sarım'ın anlattığı şey tamamen yatalak, hafızası çok kötü durumda, böyle bipolar vesaire, yani çok zor bir işte demansa benzer bir durum var vesaire. Oralardan sadece artık yani tek başına çıkamayan ama kendi işlerini yapan, evde yemek yapan, iş gören bir insana dönüşmüş. Ne muazzam. Vallahi zaten bu sizin anlatmanız yani ben ne yapayım? Arada bir kas yayını yaparken size de Aybüse Hanım hadi bakalım siz de gelin mi diyeyim yani. Daha iyisi anlatılana kadar en iyisi siz mi kalacaksınız? Ne olacak? Hocam şey yapabiliriz yani insanlara gerçekten faydası olacaksa ki oluyor. Çok kişinin bu videolardan etkilendiğini de duydum. Bana da çok dönüşler oldu. Bu yani bir şifa, çünkü öyle bir önemli bir şey ki. Öyle şey olunca annemi de getirebilirim. Tamam vallahi onu bir organizasyonu düşünelim bakalım nasıl yaparız, nerede yaparız. İyi olabilir, çok sevinirim yani bir yerlerde bir organizasyonda annenizi alırız. Bir düşüneyim bunu yani bir en iyi şekilde nasıl yaparız? Süper. Çünkü gerçekten önemli bir şey bu. Seminere, bir İstanbul seminerine getirin bence. Orada videosunu falan çekin. Olur, olur. Öyle yapalım. Sizle haberleşin zaten, ben sizi diyorum ya, sizi takip de ediyorum. Çok çok bana teşekkür ederim, eksik olmayın. Yani yine de şey oldu ama bence insanlar yani böyle bir şey görmeleri çok iyi bir şey, çok da güzel bir örnek. Sizin de anlatmanız önemli. Sebatı gösteriyorsun. Bizim ofiste sonuçta insanlar daha böyle yani 3-4-5 çalışma yapıp bir şeylere geliyorlar ama siz bir hanımefendi her şeyi bırakıyor, sistemi öğreniyor ve bütün her şeyi çözmeye başlıyor. Şimdi en son çözdüğünüz olay da enteresan. Yani o da yani farklı bir şekilde yani bipoları, kızınızın bipolarının anneanneyle ilgili olması falan
Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. İyi ki varsınız. İyi ki böyle karşılıklı vesile, bir şeylere vesile oluruz. Çok sağ olun. Yani şey yaparım, konuşuruz. Bir seminerde hatta video kamerayla falan çekeriz anneniz de, böyle güzel bir şey olur. Onu paylaşırız. Çok çünkü onu Beyaz TV'ye de falan çıkar. Hatırlıyor musunuz? Onlar onu beğenmişlerdi. Evet. Beyaz TV'ye de çıkmıştı. Evet. Bir de ikinci defa da çıktığında da yine çıkarmışlar. Evet doğru. Bak doğru. Ben onu bana sormadılar. Baktım yine sizin annenizi yayınlamışlar yani şeyde. Onlar öyle. O yüzden çok böyle etkileyici bir görüntü onlar. Çok sevgiler efendim. İyi ki varsınız dediğim gibi. İyi geceler diliyorum. Size de hocam. İyi geceler. Hoşçakalın. Efendim Halisa Hanım yayına böyle katıldıysa ki, yani açıkçası arada bir katılıyor görüyorum da, böyle tesadüf olarak açtıysa inşallah birisine iyi gelecek bu akşam. O yüzden bence tevafuk diyelim. Buna bir şeylere vesile olacak. İnsanlar inşallah birilerine vesile olur. Bakın, demin anlattığım gibi bu iyileşmiş hali bayağı. Hani gayet güzel yürüyorsun artık. Yürütesiz. Mutlu musun? Bak burası Nisa Hanım'ın iyileştim de, diye gönderdiği video, yani aradaki farka bakın. Teşekkür ediyoruz. Her şey iyi. Bir de ellerini göstermek ister misin anneciğim? O sağ elin özellikle çok titriyordu. Şu anda normal benimki gibi titremesi kalmadı. Yani, yüzüne bakın. Gülümse de istersen yüzünde de şu. Bir de şuna bakın. Hangi ülkede yaşıyoruz? Türkiye. Hangi şehir? İstanbul. Avrupa mı, Anadolu yakasında mı oturuyoruz? Anadolu yakasında oturuyoruz. Şu an yürüteçte yürüyorsun. Yani bu 3 senelik falan var bu iyileşmenin ama şimdi eskiden açıkçası çok daha böyle her gece yaptığım için bu insanlar çok daha fazla bizimleydi. Bak aynı insanım da her gün gelmiyormuş yayına. Eskiden gitarlar her gün çalıyorduk, her gün eğleniyorduk vesaire, biraz daha böyle eğlenceli yayınlardı. Belki eski neşemize kavuşuruz ama çok o moda giremiyorum ben. Eskiden böyle bir geyiğe vuruyordum her şeyi, biraz yaşlandık mı efendim yani. Bundan da 3-4 sene önce, 3 sene önce, 2 sene önce ben her gece gitar çalıp her gece eğleniyorduk yani. Ve iyileşmeler hep bu eğlenme içerisinde anlatılıyordu yani, ikisi de hem muhabbet vardı, hem de eğlence vardı, hem de travma vardı, bilgi vardı. Şu an öyle değil. Şu an sadece daha çok bilgi var. Çok fazla eskisi gibi değil. Yani evet efendim, yayını tazeliyorum. Küçük bir huzur yapacağım. Küçük bir. Tamam mı? Dün çünkü söyledim. Şimdi evet, yayını tazeliyorum. Kaydetmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Çok önemli bir yayındı bence. Yani özellikle bu kas hastalıkları olan birçok insanla paylaşın. Çünkü bunu görmeleri önemli. Yani canlı canlı anlatmasında gördünüz. Bunu planlamamıştım. Böyle bir, çünkü yani MS var mı desem belki yine çıkar da bir tane ama bu kadar etkili olmayabilir. Çok iyi anlattı yeniden. Şimdi yayını tazeliyorum. Görüşürüz.